Zeus, Apollo, Herkes, Herakles. Masalar da maşallah güzel olmuş. Alman hırsız geliyor Türkiye'ye. Bu binayı satın alıyor buradaki yerlilerden. Kinetik enerjide çalışan bir sanat eseri. Dokununca... Doğu terasının manzarası arkadaşlar. Bu bayağı araçları görüyorsunuz. Hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Şuradan gelen yakışıklı da benim eşim. Biz bugün Nemrut'a gidiyoruz arkadaşlar. Çok yakın bir arkadaşım geldi. Arkadaşım Çanakkale'li. Şimdi yola çıkacağız arkadaşlar. Minibüsle gideceğiz. Nemrut buraya kaç kilometre Kemal? 54 kilometreymiş. Yaklaşık 1,5 saat sürüyor. 1,5 saatin sonunda da bir 15 dakikalık yolumuz var. Ama ondan önce bir Cendere Köprüsü'ne gideceğiz. Daha sonra da Nemrut'a gitmeyi planlıyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Gideriz. Evet, yola çıktık, gidiyoruz. Kemal Usta arabayı sürüyor. Uğur, Derya, onlar bebek koltuğunun yanında. Emniyet kemerlerimiz bağlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi köyden çıkıyoruz. Bakın evler. Burada bir kanyon başlıyor arkadaşlar. Şuradan. Bu kanyon Cendere Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Şimdi birazdan kanyonu göreceğiz. Bakın böyle bayağı büyük kayalar var yol kenarlarında. Şurada bir su akıyor arkadaşlar. Şu an su kurumuş ama ilk aktığı zaman o kadar güzel bir görüntüsü var ki inşallah bir gün drone'la orayı çekme fırsatım olur. Şöyle yol kenarında tek tük evler var arkadaşlar. Köy gibi ama hane sayısı çok az. Mahalle gibi sayılıyor herhalde. Eski Mısır değirmeni burası arkadaşlar. Burada öğütüyorlar bakın. Bu küçük binada getirip burada öğütüyorlar. Manzara çok güzel ya, harika. Bakın mısır biçiyorlar. Mısır tarlası. Mısırlar da maşallah güzel olmuş. Buranın toprağı çok iyi ama su sıkıntısı biraz var. Burada durduk bir görüntü alalım diye. Bakın arkadaşlar kanyon. Evet. Görüntüsü çok güzel. Aşağıda da gölet yapmışlar. Şurada elektrik üretiyorlar değil mi Kemal? Elektrik, evet. Elektrik üretiyorlarmış. Şöyle yol boyu fıstık ağaçları var. Melengiç ağaçlarını fıstık ağaçlı sulamışlar arkadaşlar. Böyle bahçeler var bayağı. Şurada da mesela bakın komple fıstık bahçesi, fıstık ağaçları var. Bir de zeytin bahçeleri var. Yeni yeni böyle zeytin bahçeleri yapıyorlar. Yeni diken de var. Bayağı büyümüş olanlar da var. Gördükçe çekeceğim sizler için. Yol kenarlarında kış için hazırlık yapıyorlar hayvanlar için. Şöyle ağaç yapraklarını istifliyorlar arkadaşlar. Day ediyoruz biz buna. Burası Cendere Çayı arkadaşlar ama eskiden buranın içi su doluyormuş. Zaten belli oluyor. Şimdi böyle kurumuz. Cendere'ye geldik arkadaşlar. Şurada zaten tabelası var. Bir köprü hakkında kısa bir bilgilendirme var. Köprünün uzunluğu 120, genişliği 7 metre. Köprü Samsat'tan Malatya'ya ulaşmak için Roma İmparatorluğu döneminde Komagene'nin başkenti Samosata'da bulunan Roma Lejyonu tarafından 198 ile 200 yıllar arasında inşa edilmiş. Şurada Adıyaman Kahta şurada duruyor. Şu arada duruyor. Besni bu tarafta. Kahta. Kahta'nın biraz kuzeyinde duruyor. Çayınızı kahvenizi içebileceğiniz ve bir de yukarıda bir mekan var. Burada da Nemrut heykellerinin küçük böyle hatıra olarak alabileceğiniz
şeyleri var, küçük heykelcikleri var. Bakın. Je suis comme ça, je connais le frère d'une ex-collègue. Il est tombé soi-disant amoureux d'une russe quand il a fait un voyage. Evet, Cendere Köprüsü'ne hoş geldiniz. Cendere Köprüsü'ne. Balıklara bak, balıklar. Hoş geldin Deniz. Olur. Balıklar görüyor musun? Deniz, Cendere'ye hoş geldin. Gözlüğün de yakıyor. Ha, bak ateş yakmışlar oraya. Aşağıda şey yapıyorlar, yüzüyorlar şuralarda. Aslında hoş bir şey değil ama tarihi bir yerde. Bak balığı görüyor musun? Güzel piknik yapıyorlar. Bak çayın içi dolu, görüyor musun? Öyle mi? Bak dolu işte, görüyor musun? Bu su bizim köylerden geliyor arkadaşlar. Oradaki bütün sular toplanıyor, buraya kadar geliyorlar. 20 kilometre ya. Tabii etrafta çeşmeler. Şu uçanlar Şahin mi Kemal? Onlar. Karga mı Şahin? Şahin değil. Nasıl beğendin Derya? İlk defa mı geliyorsunuz siz? Evet. Durdunuz da. Burada bir tane incir var. Hı. Aa, demiş ağaçlar benim köprümü yıkar. Ağaç çıkıyor, kökünü bırakıyor. Ondan sonra çürütüyor ya. Hı. Başka da demiş. Kral şey, mı söylemiş? Kral demiş. Başka da hiçbir şey köprü yıkar. Demiş ki benim köprümü bir tek ağaçlar yıkabilir. Bak bu ağaç var ya. Bu ağaç içinden ağaç çıkmış ya. Onun tohumundan sonra giriyor ya. Çok ilginç. Şunlar eski dönemde nasıl yapmışlar çok merak ediyorum. O zamana gitmek isterdim. Yani ışınlanma falan olsa o döneme gidip onları seyretmek isterdim. Şu kayaları nasıl yapmışlar acaba? Deniz, hadi gel gidelim, gel. Hadi gel. Aferin. Gel. Şöyle içeri doğru gidelim. Görmüş olduğunuz odunlardan yapılan bir çalışma arkadaşlar. Güney Koreli bir sanatçı tarafından yapılmış ve başka ülkelerde de yapmış. Bakın Danimarka, Paris, Amerika, Birleşik Devletleri ve Güney Kore'de aynı malzemelerden yapmış. Doğal malzemelerden. Ve buna nefes adını veriyor. Nefes ikonu. Bunu diyor ki kağıt marangozları sitesinden tedarik etmiş ve 7 ton ağırlığında bir demir iskelet üzerine kurulmuş arkadaşlar, bakın demir bir iskelet üzerine yapılmış, çok güzel bir çalışma. Tabii bunun anlamı daha büyük. Şöyle bakın, çivilerle birbirine tutturulmuş. Şunlar da hep sakız. Bu ne ağacı acaba? Eski merdivenler arkadaşlar. Ay ben oradan yürümeyi çok isterdim ya. Gidiyorum. Eski insanların adım attığı yerlerden adım atma. Ver, gidiyorum. Hayır, orası yasak. Bak, kapatmışsın. Pencereler var. Şöyle daracık. Şöyle gizlice dışarı bakmak için işte.
Allah Allah. Şöyle. Burası da Kale Mescidi. Yukarı çıkalım. Türkiye kalelerinde yani arkeoloji kalelerinin içinde birkaç tane var. Önemli yapılarından bir tanesi de bu. İstiridye deseni. Yani Avrupa'dan önce görülmüş bir eser. Yani Avrupa'da daha önce çalışılmamış mesela bu. Mescitlerde yani Memlük mescitlerinden bir tanesinde çalışılmış. Ve şurada da şey var, hadis var. Şurada Arapça hadisler. Normalde bu aslında Bizans, Selçuklu Osmanlı'ya kalelik yapmış ama Memlüklü zamanında işte tekrar yenilenmiş ve savaş, stratejik olarak savaş için böyle kale yapılmış zaten. Savaşta burada normalde gülleler falan olması gerekiyordu daha önce. Hani baktım, araştırdım şeylerde. Mesela gülleler muhtemelen alınmış. Savaş alanında herhangi bir şey olduğunda hemen mancanı da atmak için kullanılmış. Zaten evet. Zaten bu yüksekte olması ve kapının mesela U şeklinde olması gelen kişi yorulsun. Az sayıda asker gelsin ki çok hızlı bir şekilde savunma yapabilelim. Çünkü burada az kişi yaşıyor mesela. Ama gelen kişi çoktur, çok olduğu için U şeklinde bir kapı dizayn edilmiş. Burası da Canan adlı bir sanatçının, Türkiye'den bir sanatçının yaptığı bir çalışma arkadaşlar. Kehanet küresi olarak tasarlanmış. Kendisi diyor ki, günlük hayatımızda arzuladığımız şeyleri yapabileceğimize inanmak veya inanmamak gerçek kehanetçinin biz olduğunu gösterir diye bize güzel bir mesaj vermiş. Devam edelim. Burası da böyle değişik figürlerin yer aldığı böyle farklı bir yer, gizemli bir yer. Bize de böyle farklı bir enerji bıraktı. Şöyle değişik figürler var arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Şöyle. Gel burada gel. Buraya girdiğimden beri başım şey oldum ya. Gerçekten biraz şey oldum. Başım ağrıdı biraz. Farklı bir enerjisi var buranın. Değil mi? Şimdi Almanlar Nemrut'u bulduktan sonra bakıyorlar ki buralarda çok fazla tümülüs var. Çok fazla tarihi yapı var. Ve bir sürü hırsız buralara dadanıyor. Adamlar bu tabi bu zamanlarda böyle güncel binalar yok. Tarihi buranın ekolojik yapısına uygun binalar var. Ve şu cami binasının yanındaki yıkıntı tarihi bir bina normalde. Dört tane dükkanı olan hemen şurası. Aynen. Hırsız, Alman hırsız geliyor Türkiye'ye. Bu binayı satın alıyor buradaki yerlilerden. Sonra yavaş 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 buraları kazmaya başlıyor. Kazdığını kaçırıyor. Sonra bizimkiler uyanıyor tabii. Hani diyor ki ne oluyor yani? Hemen el konuluyor. Normalde geçen sene o bina vardı. Bu sene yıkılmış aynen. Ha, bu daha yeni olan aynen, bir olay. Aynen. O bina normalde devlet elinde koruma altındaydı. Alman hırsızın tapulu malı normalde. Sınır dışı ediliyor Türkiye'den. Tabii ama neler kaçırdığı bilinmiyor. Ne kadar çok işte tarihi eser bulduğu, altın mı buldu artık ne bulduğunu bilmiyoruz. Ya bu köyün altında da şehir olabilir ya. Olabilir. Ama işte şu hemen yanındaki binayla birleşik 4 sütunlu bir ev normalde. Kanyon aşağıya bak lan. Burası kanyon. Zaten nehir akıyor. Yani zaten bakın, Bizans yapılarının şu anda şey vardır, hep tepelere kurulur ve hep bir suya iniyorlarmış. Evet. Şurada suyu. Aynen. Çünkü yolu kapatıyorlar, o taraftan inemiyorlar ya. Oradan suya iniyorlar. Uğur karşıda bakar mısınız? He? Bu kanyon çok güzel, gerçekten muhteşem bir yapı. Bir de bu taraftan bakalım. Evet. Oo, uçurumun ta kendisi. Bıdım, sen kaybolma, vallahi bir yerden düşeceksin. Git. Geliyorum. Burası da ön savunma yapısıymış. Şöyle, buradan aşağıda inen bir yol var. Suya doğru inen bir yol var. Şimdi kaleyi bırakıp arkadaşlar Nemrut'a doğru gidiyoruz. Aşağı uçurum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal aşağıda. Yol, yolu görüyor musun? Neden aşağı iniyor dedi?
Ay. İçinden gidiyor ha, içinden. Bak şuradan. İçinden gidiyor. Burada. Şuradan. Kale kuşa tarafında şurada bir tane yol varmış. Oradan su almaya gidiyor. He. Bakma. Buralar hep doluymuş, yıkılmış. Ya burada doluymuş ha. Burada yıkılmış. Hmm. Ama görülmeye değer bir yer yani, güzel. Valla buranın evreden daha iyi. Bura çok güzel bir yermiş. Hmm. İlk defa gördüm. Sen hiç çıkmadın buraya? Yok, buraya ilk defa geldim. Çok güzel ya. Uzaktan gördüm. İnsanlar Güney Kore'den, Avustralya'dan geliyor buralara. Biz daha yani burayı buradan gezme kültürümüz yok bizim. Bence insanlar gelip buraya görmesi lazım. Bence de çok güzel bir yer. Gelip görmeye değer yani, ama gelirseniz arkadaşlar, İlkbahar ve sonbahar aylarında gelin, çünkü yazın buralar yanıyor yani. Kinetik enerjide çalışan bir sanat eseri. Dokununca, evet, yaklaşınca hareket ediyor. Şöyle bakayım. Aşağıdan. Çok güzel, değişik. Burada güvercin besliyorlarmış. Güvercinle haberleşme olduğu için güvercinleri buraya koyuyorlarmış arkadaşlar. Şimdi kaleden çıkıyoruz ve Nemrut'a doğru gidiyoruz. Nemrut'a doğru gidiyoruz. Valla bu yolu güzel yapmışlar ya. Bu yol eskiden böyle temiz değilmiş yani, iyi değilmiş. Şey, kilit taşlarını döşemişler. Şöyle yolu göstereyim. Biraz da yokuşlu yollar ama yol temiz yani, gidilebilir. Buraya kadar, evet. Buraya park ediyoruz. Dağa çıkmadan hemen bir... Kaç kilometre var daha buradan? Yukarı kaç kilometre? 500 metre yukarı çıkabilmemiz için müze kart almamız gerekiyormuş. Burada bir kafeterya tarzında bir şey yapmışlar. Şöyle. Burada çay kahve içebiliyorsunuz. Şöyle burada da mağaza var. Hatıra olarak bir şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi müze kart alacağız. Bakın Nemrut Dağı göründü arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şurada Atatürk Barajı var. Şöyle araçlar şurada duruyor arkadaşlar. Oraya kadar araba çıkıyor. Bir 500 metre yol gideceğiz, yürüyeceğiz. Deniz, Nemrut'a hoş geldin. Aferin Deniz, güzel giyindi, sıkı sıkı. Evet. Çünkü burası çok soğuk. Evet. Montlarımızı giydik. Gideceğiz şimdi yukarı doğru. gel. De hasta, annesi de hasta. Seslerimiz kısık. Buraya kadar geldik. Şimdi araçlar buraya park ediyorsunuz. Bakın şurada Nemrut yolu. Böyle yukarı, bayağı yukarı çıktık. 2700 rakımdayız. Bir 500 metre kadar yolumuz var. Şöyle merdivenleri çıkacağız Nemrut'a kadar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Burada batı ve doğu terası diye gösteriyor. Doğu terasında güneşin doğuşunu, batı terasında güneşin batışını izliyorsunuz. Daha güneşin batışına vakit var. O yüzden biz bir doğu terasını görüp geliyoruz. Geldiğimiz yollar böyle bayağı yorucu bir şeymiş. Dağda çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle dinlenme alanları yapmışlar. Zaten dinlenemeden çıkamıyorsunuz. Çok zor oluyor. Şöyle tarihi okuyor. Uygun tarihi yapıyor. Uygun. Çöp kutuları yapmışlar yol kenarlarına. Hala çıkmaya devam ediyoruz. Demrut'un zirvesine geldik. Herhalde bu tepeden dolayı rüzgar bu alanda kesildi. Normalde çok rüzgar esiyordu arkadaşlar. Eğer gelirseniz mutlaka kalın giyinin ve başınıza bir şeyler örtün, çünkü kulaklarınızı yakıyor rüzgar. Soğuk oluyor yani. Şimdi doğu terasına geldik. Heykeller göründü. Evet.
Evet, doğu terasına geldik. Haydi bakalım. Bir kral mezarının üzerinde yürüyoruz şu anda. Evet, geldik. Merhaba arkadaşlar, şu an Nemrut Dağı'nın zirvesindeyiz. Buradaki tarihi doku aslında bir tümülüs, yani insan eliyle yapılmış bir dağ. Yani burada tümülüsün altında bir mezar var. Mezar Komagere Kralı 1. Antikos'un mezarı. Kendini tanrılarla eşdeğer görüyor ve buraya Doğu ve Batı medeniyetlerinin tanrılarıyla beraber kendinin heykelini yaptırıyor. Burası 1881 yılına kadar hiç kimse tarafından bilinmiyor. Osmanlı Devleti Almanya-Bağdat hattı üzerinde bir demiryolu projesi yapıyor. O demiryolu hattında çalışması gereken kişiler buraları keşife geliyor ve diyor ki halktan, işte dağda böyle heykeller var falan diye duyumlar alıyor ve merak ediyor. Adam tarihçi, böyle işte tarihe biraz meraklı bir, normalde demiryolu mühendisi. Sonra 1881'de geliyor, meraklı katırlarla buraya çıkıyor ve bir bakıyor ki burada bir sürü heykeller var, yıkılmış ve şurada bu heykellerin normalde büstleri var işte. Daha sonra Almanya'ya bir mektup gönderiyor. Diyor ki işte ben diyor Türkiye'de de Adıyaman'da böyle bir dağ gördüm, burada böyle heykeller var, ne yapalım diyor. Ve hemen buradaki araştırmaya başlıyorlar. Bakıyorlar ki bu heykellerin arkasında Yunanca yazılar var. Sonra okumaya başladıktan sonra burası Komagene Krallığı'nın işte Antikos tarafından işte yönetildiği, kendinin tanrılarla eşit olduğu 250 satırlık bir metin bulunuyor. Ama metin yarı kalıyor. Sonra diyorlar ki bu metinin geri kalanı nerede? Sonra daha dolaşmaya başlıyorlar. Bir bakıyorlar ki geri kalanı bu heykellerin arkasında. Yani biz şu an bu engeli geçemiyoruz ama bunların arkasında Grekçe 258 satırlık bir metin var. 1947'den sonra Tenessa diye bir kadın buraya çok merak salıyor ve 1947'den 1952'ye kadar 5 yıl boyunca burada çadırda yaşıyor. Karda, kışta ve günlük tutuyor. İşte burada böyle bir kar yağıyor, öyle bir rüzgar, ayılar geliyor, kurtlar geliyor diye böyle günlükleri var kadının. Ve hep Antikos'un mezarını merak ediyor. Ve şu an aşağıya biz gelirken yolda mesela bu mezarın akıntıları vardı. Çakıl taşları hep düşmüş. Kireç taşları. O yüzden bakıyor ki işte bizim devletimiz diyor ki artık bu kadın dağı böyle patlatacak yani. Hani hiçbir şekilde giremiyorlar. Sürekli dağı akıtıyor. Akıttıkça biz de önlem almak amaçlı diyorlar ki artık dur. Durman gerekiyor. Buraya girmen mümkün değil. Ya dağa gidecek ya sen hani burada bir felakete sebep olacaksın. Derya bize bilgiler verdi Nemrut hakkında. Kendisi zaten bir antropolog arkadaşlar. Bu konularda bilgili. Şu şeyleri bir daha anlatır mısın? Tabii şöyle ki. Tek tek alalım. Burada muhtemelen yatık olan aslanbaşı olması gerekiyor. O işte yeryüzünün temsilcisi. Dişi, tırnağı, işte gücün. Bu da kartalbaşı. Kartal da gökyüzünün işte dişi, gagası, temsilcisi olarak. Antikos bu. Birinci Antikos, Komagene Kralı. Komagene ismini bir çiğ köfte markası olarak duymuş olabilirsiniz ama bir uygarlığın ismi aslında. Antikos, birinci Antikos onun imparatoru. Ondan sonra Fortuna, Perslerden kalma, Orta Doğu tanrısı kendisi. Bir kadın, üzerinde işte saçlarında çiçek figürleri var. Şu yukarıdaki heykeller normalde bu. Bunlar oradaymış. Ha, bu başta devrilmiş. Düşmüş aynen. Evet. Bu arada zaten Grek uygarlığına karşı da büyük bir sempati duyuyorlar bu krallık. O yüzden Zeus onların bak mesela ortada. Zeus'un gövdesi şu. En ortadaki. Aynen. Şu diğeri ne oluyor? Zeus mu? Aynen bu Zeus. Zeus'un gayrimeşru oğlu var. O da Herakles. Herkül diye bilinir. Ha şu sakallı olan. Aynen. Yarı yanına insan, gidelim. Yarı insan, yarı tanrı. Ondan sonra Apollyon. Şu Apollyon. Aynen Apollyon. O da bir tanrı. Yanında işte aslan ve figürleri. Şu Zeus. Aynen. Apollo. Herkül. Herakles. Herakles Zeus'un gayrimeşru oğlu bu arada. Ve diyor ki işte ben seni kabul etmem için 10 emrimi yerine getirirsen seni tanrı olarak kabul edeceğim diyor. Yani mitoloji bir şey böyle merakları var. Bu Doğu Terası'nın manzarası arkadaşlar. Bu Malatya'ya bağlanan bir yol. Malatya tarafından gelen bir yol. Şöyle sizlere manzarayı göstereyim.
güneşin doğuşunu şuralarda oturup seyrediyorsunuz. Doğu terasından batı terasına doğru gidiyoruz. Güneşin batışını izleyeceğiz. Batı terası. Şöyle ilerleyelim. Burada da heykeller mevcut. Kırmızı bandını geçmek istiyorum. Eminim geçenler vardır. Şöyle gelen insanları görüyorsunuz. O da biz şu an sonbahar ayındayız ve yani soğuk olduğu için daha az, daha kalabalık değil yani. Şey, burayı biliyor musunuz? Aslan Ölüyeti nerede? Şu yıldızlı olan. Kaldırıldı. Öyle mi? Müze mi aldılar? Aynen, müze oldu. Yan taraftaki. İşim yoruldu. Ben çekeceğim. İnşallah iyi çekerim. Ha, burada güzel gözüküyor sanki. İyi. Şöyle bir etrafı komple gözleyelim. Bizim memleket daha orada. Orada. Hiç gözükmüyor. Ay, bu kadar mı uğur böceği? Arkadaşlar, videomu beğenip paylaşıp yorumlarınızı bizi desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. Bunu da hatırlatayım. Şimdi aşağı gideceğiz. Çünkü daha güneşin batışı bayağı var ve hava çok bulutlu. Hatta şurada yağmur bulutları var. Yağmur geliyor. Gitsek iyi olur. Burada bir saat. Ben bir kez tarlada. Deniz uyuyor şu an. Uyuyakaldı. Herhalde buranın uykusu çok şey. Çok tatlı geldi. Nemrut'ta da uyumadım demez artık. Mevcut'un da videoyu izliyormuş. Hadi gidelim. Haydi elveda Nemrut. Değil mi Kemal? He? Elveda. He? Elveda mı? Yok, biz aşağı gideceğiz. Ha işte elveda. Evet. Gidiyoruz. Burada ne var? Çok fazla yabancı turist var. Yabancılar var ama az. Yok, bayağı var. Ama çok uğur böceği var. Bayağı var yani. Nedenini bilmiyorum burada. Bakın arkadaşlar, bayağı fazla uğur böceği var. Ay, bu abla üşümüyor mu ya? Allah helal olsun. Ne kafına. Gidiyoruz, elveda Nemrut. Belki bir daha gelmek nasip olur mu bilmiyoruz. Hala geliyorlar arkadaşlar. Turlar bayağı, araçları görüyorsunuz. Biz geldiğimizde sadece bir tane minibüs vardı. Şimdi 30'a yakın minibüs var. Hatta daha fazla. Evet, daha fazla.